Cüneyt bu işin peşinde. Beni hapse tıktıracak. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi seninle yaşamaya devam edecek. Cüneyt bana söz verdi. Bu işle uğraşmayacağını söyledi. Cüneyt babası için ruhunu bile satar. Ya anlamıyor musun? Seni kandırıyorlar. Her şeyi benim üstüme yıkıp kurtulmaya çalışıyorlar. Yok, bu böyle olmayacak. Bak ben Cüneyt'e inanıyorum. Ben şimdi gidip Cüneyt'le konuşacağım. Sen de gerçeği göreceksin. Gerçekler ortada Feride. Gerçekler ortada. Kocan bizi ayırmaya çalışıyor. Herkesi kendin gibi hesapçı sanma Eylül. Bazı insanlar verdiği sözü tutarlar. Evet doğru. Cüneyt de sözünü tutacak. Sözünü tutacak ama sana verdiği sözü değil. Babasına verdiği sözü tutacak. Ben de artık kaç yıl yerim? 20 yıl, 30 yıl. Evet duydun. Beni tutan Eylül de. Sen neyin peşindesin? Niye araştırıyorsun bu kadını? Orası seni aşar. Peşimdeydin, anlatacaksın. Bak eğer polise falan gideceğimi düşünüyorsan... Ben sadece emin olmak istedim, tamam mı? Artık sana ihtiyacım yok, hadi bas git. Yok, o kadar basit değil bu iş. Bugün sen çıkıyorsun karşıma, yarın öbür gün Eylül karısı çıkacak. Peki ya işi tamamla derse, ya beni tehdit ederse, ben ne yapacağım o zaman? Hı? Bak, ya sen gidip konuşursun karınla, ya da ben gidip kendim konuşurum. O benim karım falan değil be! Bu meseleye artık karışma, tamam mı? Hadi bas git. Hadi. Peki. Ama bir yardıma ihtiyacın olursa ara. Sen bana Tolga'yım dedin ya. Sen bana Tolga'yım dedin. Sen nasıl Sait olursun ya? Sen Tolga'sın ya, Tolga'sın. Sen bana Tolga'yım dedin. Sen bana bunu nasıl yaparsın ya? Sen ne diyorsun? Anlatacağım lütfen. Neyi anlatacaksın? Kader, anlatacağım. Dokunma bana. Sen bana sakın dokunma. Bak Kader, en başta. Sen niye yaptın ya bana bunu? Ha? Sen benden ne istedin ya? Leyla için. Ya evet, Leyla için ama... Allah senin belanı versin ya! Allah senin belanı versin! Kader! Kader! Tamam anneciğim, tamam. 11.000 nasıl bulacağız ya? Şey yapsak, gitsek muhasebeye bir daha konuşsak. Belki taksit maksit bir şey yaparlar. Anneciğim, olur mu öyle şey ya? Öyle olsa herkes özel hastaneye gider. Yani parayı tamamlamadan Yusuf bırakmazlar, tutarlar burada. Tövbe de kız, yumruk kadar çocuk. Kıyarlar mı, yapmazlar öyle şey? Ya Nazire teyzenin akrabasını hatırlamıyor musun? Ne kadar uzun süre hastaneye tuttular parayı verene kadar. Ya tamam. Tamam, sıkmayın canınızı. Ben halledeceğim bir şekilde. Nasıl halledeceksin acaba? 11.000. Ya gider iş yerinden bir daha avans isterim. Olmadı arkadaşları bulurum. Onlardan borç falan alırım. Hallederim yani. Şey... Ya Yusuf'un doğumundan kalan altınlar vardı. Ben onları bozdurmuştum Kemal için. Ama parayı geri aldık ya, duruyor. Onları da katarız üstüne. Ben bir saate gelirim. O zaman şey diyeyim ben. Gideyim o sizin evdeki şeyleri, paraları alayım gelin. Siz durun burada. Tamam anneciğim, tamam. Halledeceğiz. Efendim baba. Oğlum nasılsın? İyiyim, nasıl olayım? Biraz dolaşıyorum öyle. Sen? İyi ya, iyiyim işte de. Ha. Yusuf'u özledim ben ya. Bir göreyim diyorum. Olur tabii baba. Ama ben şimdi dışarıdayım. Bir yarım saate geçerim eve.
Biz de dışarıdayız. Neredesin sen? Ben gideyim alayım seni. Ha tamam. Ha tamam. Tamam bekle sen. Geliyoruz. Kazım. Emir'e gidiyoruz. Kemal'i alacağız. Peki efendim. Sonra da torunumu. Bak Cüneyt böyle bir şey yapmaz. Bana söz verdi. Sana dokunmayacak. Ay ayrıca sen ne kadar yüzsüz bir insansın ya. Babasını öldürmek için kiralık katil tutuyorsun. Bir de üste çıkıyorsun. Evet tuttum, inkar etmiyorum ki. Ama pişman oldum, yapamadım. Bu seni temize çıkarmaz. Bak biliyorum hatalıyım. Bak ben bunları kabul ediyorum. Ama senin kocan bu durumun sonuna kadar kullanıyor. Ya, babası ölmediği halde hala benimle uğraşıyor. Bu ne oluyor? Uf. Dergiye röportaj verdim ya ben. Açıklamalar yaptım. İşte o da aklı sıra benim elimi kolumu bağlamaya çalışıyor. Hareket edersen seni içeriye tıktırırım diyor aklınca. Tam babasının oğlu bu ya. Tam babasının oğlu. Cüneyt kimsenin arkasından iş çevirmez Eylül. Ben şimdi gidip konuşacağım Cüneyt'le. Sen de göreceksin her şeyi. Git konuş. Git konuş. Ama duyacaklarına da hazırlıklı ol. Tamam mı? Çünkü Cüneyt senin sandığın gibi bir adam değil. Tatam. O ne Tunç? Ay yok, kaldır onu ortadan. Annem hayatta kabul etmez biliyorum. Ya ne var bunda ya? Hem ona da iyi gelecek. İyi de yani bu sefer iyileşmesiyle ilgili hiçbir umudumuz yokmuş gibi olacak. Öyle düşünecek kadıncağız. Bence duygusal davranıyorsun Yıldız. Tamam ben de bunu kullanmasını istemem ama ne zaman iyileşeceğini bilmiyoruz. Yok hiç bahsetmeyelim. Vallahi bak hem ben hep yanındayım. Ne gerek var böyle bir şey? Abartıyorsun Yıldız. Abartmıyorum. Annemi tanıyorum. Hiç hoşlanmayacak böyle bir şeyden. Yıldız? Neyi tartışıyorsunuz? Kader dur! Dur Kader! Dur! Kader dinle beni. Yaklaşma. Sakın yaklaşma. Ne olursun dinle beni bak lütfen. Bak gel bu tarafa. Karışmasana ya. Sen bana niye karışıyorsun ya? Bak tamam, en başta her şey Leyla için başladı. Leyla'yı abinden alabilmek için. Çünkü ona aşıktım. Onu kaybetmemek için her türlü delili yaptım. Ben seni duymak istemiyorum. Anlat babana bunları, ben seni duymak istemiyorum. Ben senin hiçbir şeyini duymak istemiyorum. Kader. Bak sen beni dinlemeden, sana olan aşkıma inanmadan seni bırakmam. Allah seni belamı versin. Allah senin belamı versin. Ya evet, en başta her şey abine ve Leyla'ya zarar vermek için başladı. Onların canını acıtmak için giriştim ben bu işe. Çünkü beni kandırdılar. Ya beni aldattılar. Ama sonra seni tanıyınca, senin gözlerinin içine dalıp gidince her şey bir anda değişti Kader. Ben sana aşık oldum. Susana ya! Sus! Ben seni duymak istemiyorum. Senin anlattığın hiçbir şeyi duymak istemiyorum. Kader her şey yalan. Ne Leyla ne intikamım hiçbiri umurumda değil. Tek bir gerçek var, o da sana olan aşkım. Gerçek bu. Adamla niye buluştun Cüneyt? Ya gördüm seni. Kiralık katille konuşuyordun az önce. Nereden buldun o adamı? Niye buluştun? Ne konuştunuz onunla? Kader. Ne olursun bana öyle bakma.
Kader! Kader, bak bu söylediklerim gerçek. Sana yemin ederim ki gerçek. Tek bir fırsat ver. Bütün yaptıklarımın hepsini temize çekeceğimi bak göreceksin. Sana olan sevdama inanacaksın. Çünkü ben senin gözlerine baktım. Senin bana olan bakışını gördüm. Geçmişimle birlikte bütün geleceğimi de değiştirdin sen benim. O yüzden mi yaşattın bana bu kötülükleri? Ben sana hayatımı verdim ya. Ben sana her şeyimi verdim. Duyuyor musun beni? Ben sana her şeyimi verdim. Biliyorum kadar. Sen bana ne verdin? Tolga. Sen bana sahte bir isimden başka ne verdin ya? Sana söyleyecektim. Ne zaman? Ne zaman söyleyecektin ya? Beni daha fazla kullandıktan sonra mı söyleyecektin? Yetmedi mi be? Ha, yetmedi mi? Leyla. Leyla da biliyor. Hayatımda biri olduğunu, onun seni olduğunu biliyor değil mi? Leyla da biliyor. Allah belanızı versin. Allah ikinizin de belasını versin. Kader, sana yalvarırım. Bana tek bir şans ver. Söylediklerinin tek bir kelimesine bile inanmıyorum. Duydun mu? Söylediklerinin tek bir kelimesine bile inanmıyorum. Uzak dur benden. Ya sana Seyit'le buluşacağımı kim söyledi? Adam Eylül'ü aradı. Birilerinin kendisini araştırdığını söyledi. Demek Eylül her şeyi anlattı sana. İtiraf etti yani. Eylül, babamı öldürmek için kiralık katil tuttu dediğimde bana inanmadın Feride. Bu kadar ileri gitmez dedin. Ne oldu şimdi, inanıyor musun? Yanılmışım ya. Ben yanılmadım. Babamı öldürmesi için o adama para vermiş be. Tamam, Eylül suçlu. Tam bir pislik gibi davrandı, hatalı. Ama neden yaptığı ortada Cüneyt. Peki senin nedenin ne? Hı? Neden buldun onu? Nereden buldun? Ne konuştunuz adamla? Ya ben Eylül'ün ablan olduğunu öğrenmeden önce o adamı araştırıyordum zaten. Ya birileri haber bırakmış. Benimle görüşmek istedi, hepsi bu. Nerede dediydi bu kız ya? Ya bu pehlivan ne zaman bana dede diyecek ya? Bilmem. Vallahi burnumda tuttu eşek sıpası. Kim bu şimdi ya? Allah'ım yarabbim. Evde yoklar herhalde. Sen bir ara istersen ha. Annesindedir belki ya. Anam. Siz miydiniz? Sevgi Hanım. Sevgi teyze, iyi misin? Daha rastlı oldum söylemişti. Öyleydim de tansiyonum şey etmiş biraz. İyiyim şimdi. Bahar nerede? Öte mahallede bizim bir komşu var. Acık oturalım diye gittiydik biz oraya. Yusuf'a üst başı almamışız da ben ondan uğradım. İyi misin sevgili teyze? İyiyim. Vallahi iyiyim yani.
Biraz uzandım, toparladım, iyiyim. Siz niye şey ettiydiniz acaba? Ya babam da Yusuf'u özlemişti, o yüzden geldik. Tabii canım, daha uyuyor. Çocuk uyumasa nasıl zor uyudu yani. Şimdi uyandırsak huzursuzlanır. Onu o zaman başka zaman şey ederiz. Ben uyandırmadan severim onu. Altı ıslak. Bak bez götürecektim, görüyor musun? Siz buyurun geçin, ben şunları edeyim mi? Allah Allah. Nedir bu? Panik, acele. Ne bileyim onu. Bana da bir tuhaf geldi. Oğlum benim içime hiç sinmedi ya. Bu işte bir gariplik var. Gidip bakalım. Dur. Ne bu şimdi ha? Niye tutuşturdunuz bunu elime? Ha? Bir daha asla görmeyeceğim değil mi? Doğruyu söyleyin. Bana yalan söylemeyin. Ha? Ya anne, yok öyle bir şey. Var öyle bir şey. Bana yalan söylüyorsunuz. Kandırıyorsunuz beni. Bir daha asla göremeyeceğim değil mi? Olur mu öyle şey? Bir tanem yok öyle şey. Anneciğim, gerçekten öyle bir şey yok. Bravo Tunç. Çok iyi ettin. Çok gerekiyordu o baston şimdi. Ya herkes bir sakin olsun. Anne siz de lütfen. Ya anne saçmalama. Gerçekten böyle bir şey yok. Biz sen yalnızken rahat hareket edebil diye aldık onu. Çek el ele. Hiçbirinize ihtiyacım yok benim. Kendi başıma çaresine bakarım ben. Çekil Nazire. Abla. Ne ya anne. Otur şöyle ya lütfen. Bir daha asla göremeyeceğim değil mi? Kader lütfen yapma böyle. Bak sana her şeyi anlattım, bana inanmak zorundasın. Dokunma bana ya, dokunma. Kader. Bak seni inandırmak için her şeyi yaparım. Yeter ki bana tek bir şans ver. Ha? Lanet olsun sana. Seni tanıdığım güne, sana inandığım güne lanet olsun. Ben hayatta ilk defa birini böyle sevdim. İlk defa birine güvendim. İlk defa aşık oldum. Sen hep benim yanımdaydın. Hep bana destektin. Hayat babamı elimden aldı ama ben hep Tolga'yı verdi diyordum. Sen babamın acısını biraz olsun hafifletmiştin. Tolga beni bırakmaz diyordun. Hayatımda ilk defa birisi bana böyle sahip çıktı diyordu. Bir şey değişmedi ki. Ben yine senin yanındayım. Sana yine sahip çıkacağım. Sen her şeyi benim güvenimi satın almak için yaptın. Ben de aptal gibi sana güvendim. Ben ikimiz için çok güzel hayaller kurmuştum. Ama çok iyi oynadın. Çok iyi oyuncusun. Oscar'lıktı yani. Kader. Bak sana ilk yaklaşma sebebim namussuzcaydı. Kabul. Sana olan aşkım beni değiştirdi. Bambaşka bir adam yaptı. Kader. Ben seni seviyorum. Sakın bir daha bana seni seviyorum deme. Duydun mu? Hı? Sakın bir daha bana seni seviyorum deme!
edebildin mi? İş yerinden en fazla 1000 lira daha verebiliriz dediler. Diğer parayla 2000 lira var burada. Olsun, üzülme, halledeceğiz. Var ki Hasan'da. Günde bir şey mi oldu acaba? Bilmem ki. Sevgi Hanım hasta diyordu Bahar. Ona mı bir şey oldu? Gidip bakacağız. Başka çare yok. Allah'ım. Bir iki yudum içiver. İyi gelecek. Hayır. İstemem su. Anneciğim. Bizim tek istediğimiz sana yardım etmek. Bak, bu bastonu kullanırsan senin hayatın kolaylaşacak. Bize eskisi kadar ihtiyacın kalmayacak. Eğer yalan söylediğimizi düşünüyorsanız doktoru arayalım, bir de siz konuşun. Ya evet anne. Hem iyileşmeyecek olsam biz sana neden söylemeyelim ki bunu? Biz sadece bunun geçici bir dönem olduğunu biliyoruz. Ve bunu en rahat şekilde atlatmanın için uğraşıyoruz. Hepsi bu. Tabii. İyileşip iyileşmemenle ilgisi yok ki bunun. Sen şimdi mesela bu durumuna ne kadar üzülüyorsun değil mi şu haline? Peki yarın öbür gün bir yere takıldın, yere düştün. O zaman ne olacak anne? Ablaların güzeli. Anam, ben bile kaç kere yuvarlandım şu merdivenlerden ya. Ne olur birkaç güncük kullansan. Bak, uzun oğlan sağ olsun düşünmüş, getirmiş. Ha? Tabii. Anneciğim, başına bir şey gelsin istemiyoruz biz senin. Hem iyileşmeni etkileyecek herhangi bir şey olsun da istemiyoruz. Anlasana bizi ya. Yani atıyorum işte, sen mesela bizden su istedin. Hepimiz koşa koşa gider getiririz. Onda sorun yok. E tabii canım. Yani sen tek başına hareket etmek istediğin zaman, düşüp bir yerini kırsan, ne olacak o zaman? Hepimiz mahvoluruz üzüntüden. Tamam. Ciddi misin sen? Kullanacak mısın bastonu? Getirin bana bastonu. Ama nasıl kullanacağımı da öğretin. Tamam annem. Yani sen bu adamı çok önceden araştırıyordun, öyle mi? Tabii ki öyle Feride. Yoksa benim bu adamla ne işim olabilir ki? Teşekkürler. Yine ikna etti pislik, inanamıyorum ya. Sait beni aradı. Olan biteni anlat. Hepsi bu. Eylül. Ne işin var senin burada ya? Biz beraber gelmiştik Cüneyt. Az önce seni kapıda beklerken gideceğini söyledi ama fikrini değiştirmiş demek ki. Ne konuştun o adamla? Hı? Karakola mı gidiyor? İtiraf mı edecek her şeyi? Eylül, saçma sapan konuşma. Adam kiralık katil. Karakola gitse bırakırlar mı sanıyorsun ha? Niye buluştun o zaman? Ne istiyorsun adamdan? Eylül bir dur, dur ya. Cüneyt bana her şeyi anlattı. Eskiden beri araştırıyormuş bu adamı. Ben de yedim. Eylül, babamı öldürmek için kiralık katil tuttun. Sahte kimlikle yıllarca ailemizin içine oydun. Ne yapsaydım yani? Elim kolum bağlı otursa mıydım? Aa, buyur buradan yak. Feride'ye eskiden araştırıyordum diyorsun. Bana da şimdi gözdağı mı veriyorsun? Hı? Kader. Bu ne hal böyle? Geleceğim dedin, gelmedin. Ben de eve geldim. Çok merak ettim seni. Kader, iyi misin? Ne oldu sana? Sait'le ilgili her şeyi biliyordun değil mi? Ben var ya, ben
Ben senin yüzünden beni hiç sevmeyen bir adama aşık oldum. Benimle kedinin fareyle oynadığı gibi oynadı. Hem de senin gözünün önünde oynadı. Sen hiçbir şey yapmadın. Ben onun koynuna girdim. Sen kılını bile kıpırdatmadın. Şimdi sen karşıma geçmiş bildiğin şeyleri mi soruyorsun bana? Kaşır oldu şimdi kızım. Hala 6000 eksik. Allah etme ya Rabbim. Çocuğu falan bırakmazlar. Ne yapacağız? Of, anne bir sus ya. Tamam düşünüyorum işte. Umut! Ne yapıyorsun ya? Ya Umut bir tamam sakin ol. Anne al sen de şunu. Ben bir daha konuşamazsın Saniye'yle. Umut, senin ne işin var burada? Bahar. Aşk olsun Sevgi Hanım. Bize niye yalan söylediniz? Şey Osman Baba ben anlatacağım. Bir şey yapın oturun. Ne oluyor burada Bahar? Usta bir şey mi oldu? Bir şey olmadı biraz ateşi çıktı. Bak işte burada iyi şimdi. Peki niye buradasınız hala? Şey. Oğluma bir şey oldu da bana mı söylemiyorsunuz Bahar? Bak Sait meselesiyle alakam yok dedin. O taşın altından sen çıktın. Ulan elim nereye uzatsam arkasında sen varsın be. Ya öyle mi? Ailemizi yakan yangının altından da annen çıktı. Buna ne diyeceksin? Bak karıma dua et. Yoksa senin ipini çoktan çekmiştim. Senin gazabından korunmak için kimsenin arkasına saklanmıyorum Cüneyt Bey. Eylül yeter artık. Bak Cüneyt'in de elinde sende olduğu gibi bir sürü koz var. Bunların hepsini kullanabilirdi ama kullanmadı. Neden? Çünkü bana bir söz verdi. Bilirim o sözleri. Çok iyi bilirim. Nikah masasında bana da aynı sözlerden vermişti. Ne oldu o sözler? Hı? Hani hep yanımdaydın? Ne oldu? Senden iğreniyorum be. Midemi bulandırıyorsun. Tamam. Tamam Eylül. Cüneyt bunların hiçbirini kullanmayacak. Bundan emin olabilirsin. Kullanmayacak çünkü sonunda annesiyle babasının hapse gireceğini gayet iyi biliyor. Dergide söylediklerim var ya bunların hepsinin ödünü kopardı o söylediklerim. Ay yeter Eylül ya. Herkesi kendin gibi entrikacı sanma. Cüneyt öyle biri değil. Tamam artık sus. Yeter. Aziz Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk evlat. Nasılsın? Teşekkür ederim efendim. Masanız hazır. Buyurun. Başlangıç olarak bir şey alır mısınız efendim? Her zamankinden. Peki efendim. Oo, Aziz dostum. Hoş geldin. Celil'cim hoş bulduk. Niye haber vermişsiniz çocuklar? Ben de yeni gelmiştim zaten. İşler nasıl? Bildiğin gibi iyiyiz. Sen nasılsın? Bir süre şehir dışında olduğunu duydum. Şu senin meseleyle ilgili değil mi? Evet. Var mı bir haber? Yok. Yıllardır arıyorsun. Hiç vazgeçmeyecek misin Aziz sen? Yorulmadın mı? Sen hayatta en değer verdiğin şeyi kaybetsen onu aramaktan vazgeçer miydin Celil? Kusura bakma. Boş boğazlık ettim.
Aslında seni arıyordum ben. Öyle mi? Konu nedir? Senin olaya benzer bir haber çıkmış geçen gün bir dergide. Bizim garson arkadaşlar konuşuyorlardı. Ne haberiymiş bu? Bir yangın olayı. Ben de duyunca senin meseleyi hatırladım. Tesadüf de olabilir ama. Dergiyi bulabilir misin bana? Hangi dergiymiş? Bulabilirim tabii. Dergiyi getiren arkadaş düğün izinde. Ama ulaşırız. Güzel. Gelirken getirsin, olur mu? Kader. Bak yemin ederim ben sana anlatmaya çalıştım. Çok denedim. Ben onun oldum. Siz beni mahvettiniz. Siz benimle oynadınız. Ya bak. Vallahi benim bir suçum yok. Dışarıda kalmak istediğin gün ben seni engellemeye çalıştım. Ama engelleyemedim. Sen o gece onun orada olacağını biliyordun. Biliyordun ve göz göre göre sustun, öyle mi? Ne durdurdu seni ya? Bana söylememen için ne durdurdu seni? Hayır Kader. Bak ben sen o gün gitme diye evden bahaneler uydurdum. Ama engelleyemedim. İçinde ufacık bir şüphe varsa bile bunu bana söyleyecektin Leyla. Saydın. Bana kıymasına izin vermeyecektin. Bak ben ne kadar çabaladım bilemezsin. Ama tehdit etti beni Sait. Seninle, Umut'la tehdit etti. Sen göz göre göre onunla olmama, onun beni kandırmasına izin verdin. Anladın mı Leyla? Ha? Hepsi bu. Merak etme diye söylemedik. Öyle bir niyetim yoktu. Niye saklayayım? Ne olursa olsun bana haber vermeliydiniz bari. Yusuf benim doğum sonuçta. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum diye de babalık haklarımı elimden alamazsınız. Neyse ben faturayı ödedim. Gidebiliriz artık, hadi. Osman Bey. Bu ne oğlum? Ben biraz toplamıştım da. Geri kalanını da sonra tamamlarım. Yok canım. Koy onu cebine, öyle şey olur mu ya? Yusuf benim de torunum. Hayır. Bize en baştan söyleseydiniz çocuk böyle sefil olmazdı. Neyse ya. Yusuf iyi ya. Ya iyi de oğlum, hani bugün iyi. Yarın bir şey olsa daha da kötü olacak. 2 kere 2 4 kızım. Yani siz bu çocuğa bakamıyorsunuz. Yusuf'un bizimle kalması gerek. Hadi Kemal. Al Yusuf'u, gidelim. Bu hikayede entrikacı benim demek. Öğrendiğin onca şeye rağmen. Ya ben... Tamam kardeşim, tamam. Tamam, haklısın, ben bir şey demiyorum. Evet, ben de kötülükler yaptım. Entrikalar çevirdim. Hepimizin hayatını zora sokacak şeyler yaptım. Ama Cüneyt de bir kozan olarak sütten çıkma ak kaşık değil. Sen ne diyorsun ya? Babamı öldürmek için kiralık katil tuttuğundan emin oldum. Seni şuracıkta boğazlamam lazım be. Tabii ya. Bütün bunları sen tezgahladın değil mi? Hı? Ne diyorsun sen be? Feride ile bu meseleyi daha yeni konuştuk. O namussuz beni bugün aradı. Şu tesadüfe bak. Sen de Feride'yi alıp buraya getirdin.
yok artık, daha neler ya? Kendimi niye ele vereyim ben, o kadar salak mıyım? Sen salak değilsin Eylül. Sen bir şeytansın. Ya senin planın ne? Hı? Bu sefer bizi nereden yıkmaya çalışacaksın ha? Celil, garson çocuktan haber var mı? Evine de çocuklar. Dışarı çıkmış. Ama haber bıraktılar. Muhakkak yetişecekler Giyi. Merak etme sen. Yemeğine dokunmamışsın. Bilseydim öyle olacağını. Ben iyiyim Celil. Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Ne işin var senin burada? Çık git buradan. Kader! Kader! Ya Umut gelecek şimdi, git. Ay çekil! Kader, içeride olduğunu biliyorum. Lütfen çık, konuşalım. Ne işin var senin burada? Kader, kendimi sana anlatmadan, kendimi sana inandırmadan gitmem buradan. Hala kızı kandırmaya çalışıyorsun. Oynadığın bütün aşağılık oyunları öğrendi işte. Çık git bu evden. Kader, hiç kimse umurumda değil. Ne Umut ne Leyla. Ben sadece seni istiyorum. Ben seni seviyorum. Yalancı. İnanma Kader. Sakın inanma. Kes sesini. Sen defol git. Seni bir daha görmek istemiyorum. Allah ikinizin de belasını versin. Rahat bırakın beni. Kader! Senden vazgeçmem. Seni nasıl sevdiğimi anlayacaksın. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Neyin peşindesin hala? Her şeyi mahvettin zaten. Çık git buradan. Bunu sen istedin Leyla. Ben daha yeni başlıyorum. Ne bekliyorsun Kemal? Hadi al Yusuf'u. Ne diyorsunuz siz Osman Bey? Torunum bizimle gelecek. Kemal yapma Allah'ını seversen ya. Şu kadarcık çocuk anasından ayrılır mı? Kemal, yalvarırım yavrumu alma benden. İşte böyle yapacaksınız diye sakladık. Kemal yalvarırım ne olur. Kemal, ne yapıyorsun sen? Biz Yusuf'a çok iyi bakıyoruz. Hiçbir eksiği yok onun. Eksiği olduğundan mı sanki? Bunlar bize laf söyleyecek yer arıyor. Bana bak koca kozan. Sen ve vicdanın şu kadar yok. Duydun mu beni? Aa, yeter ama Sevgi Hanım. Çok rica ederim. Yani çocuğu hastane köşelerinde sefil eden biz miyiz ya? Hadi oğlum hadi. Al Yusuf'u gidelim. Ne yapıyorsun Kemal? Yusuf annesinde kalacak. Onu annesinden ayıramayız. Ona iyi bakın. Bir daha da bana yalan söylemeyin. Teşekkür ederim. Gidelim artık. Ben. Niye daha önce yaptığım hatayı ortaya çıkaracak bir hamle yapayım? Çünkü bu meseleyi kullanıp Feride ile benim aramı açmaya çalışıyorsun. Bu oyununa gelmeyeceğiz Eylül. Doğru mu Eylül? Eylül! Yok artık ya. Adam suçu resmen benim üzerime attı. Ama göreceksin. Bu Sait meselesini kullanacaklar.
Neden dergiyle görüştüm diye. Neden hakkımı aradım diye. Anne babamızın kanı yerde kalmasın diye uğraştığım için. Anası kör oldu ya, babasına döndü, ailesine döndü. Bu işi de onun için kullanacaklar. Yeter be! Daha ne kadar alçalacaksın ha? Göreceksin Feride. Ablam demişti diyeceksin. Bu kiralık katil meselesi benim başıma patlayacak. Beni hapse tıkacaklar. Sonra gül gibi yaşamaya devam edecekler. İnşallah o zaman kocam dediğin bu adamın gerçek yüzünü görürsün. Artık ben ne söyleyeyim ki daha? Ne söyleyeyim? Azizciğim, dergi bu. Getirdi çocuk. Teşekkür ederim Celil. Umarım işine yarar. Umarım Celil, umarım. Seni yalnız bırakayım ben. Ünlü iş adamı gelinin ailesini yaktı. Kızım. Sonunda buldum sizi. Buldum. Can besliyorsun Sait. Adamın hazır mı? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım ihtiyar. Sen sorma cevap ver. Hazır hazır. Karakolun önünde haber bekliyor. Polise ne diyeceğini biliyor mu? Eylül diye bir kadının seni öldürmek istediğini söyleyecek. Sonra onun için bir kiralık katil tuttuğunu itiraf edecek. Güzel. Hemen girsin karakola, polise itiraf etsin. Artık şu Eylül belasından bir an önce kurtulmak istiyorum. Eylül'ün gözünü korkutmak istediğini anladım da. Oğlumla gelinin arasını neden açmak istiyorsun? Bak işte onu anlamadım. Yılanın başı Eylül, kuyruğu Feride. Ha. Yılanın başını ezersen sorun ortadan kalkacak. Seninle gidi seninle. Ne yapalım? Kurunun yanında yaş da yanar. Böyle olsun istemezdim. Ben aslında kötü biri değilim ama birisi aileme dokunacak olursa belasını benden bulur. İstemez dedik ya. Aziz Bey, eşyalar tamam. Güzel. Oteli ayarladınız mı? Evet efendim. Daha önce Ankara'da kaldığınız otel. Tamam. Hemen yola çıkalım. Merhaba Celil. Aziz merhaba. Dergi haberinde bir gelişme olduğunu diye merak ettim. Henüz bir gelişme yok. Ankara'ya doğru yola çıktım. Dergiye konuşan kız benim kızım olabilir. Onu mutlaka görmem lazım. Peki koca Ankara'da nasıl bulacaksın çocuklarını? Dergide Kozan ailesinden bahsediyor. Onların adresine gideceğim. Mutlaka bir şeyler öğrenirim orada. İnşallah çocuklarını bulursun Aziz. Benim de tek dileğim bu. Çok bekledim. Mutlaka bulacağım onları Celil. Hoşça kal. Thank you.
tutuştunuz tabii. Tutuştunuz. Aklınızca her yönden saldırıyorsunuz. Ama Feride'yi kazanan ben olacağım. Ha, gelsene Feride. Hoş geldin. Şöyle güzel bir kahve yapayım sana, ister misin? Oturma değil, konuşmaya geldim Eylül. Yine ne oldu? Dün Sait'le Cüneyt'in buluşmasını sen mi ayarladın? Hayır. Dün de söyledim sana. Benim olanlarla bir ilgim yok. Ya niye bana inanmıyorsun? Sana inanmak o kadar da kolay değil Eylül. Ya kendini benim yerime koysana. Bunca oyunu çevirmiş insana ablan da olsa sen olsan inanır mıydın? Ben Sait. Sait kim? Abinin kan kardeşi. Leyla'nın eski nişanlısı Sait. Kader. Kader. Umut, hadi kahvaltı hazır, işe geç kalacaksın. Leyla. Nesi var bu kızın? Dün akşam geldiğimizde de uyuyordu. Hala uyuyor. Hasta falan olmasın? Sınavları var ya, kaç gecedir sabahlıyor. Bırak uyusun, hadi gel. Kader benim elimde büyüdü, biliyor musun? Gözünden akan tek damla yaş için dünyayı yakarım. Onu yüzen karşısında beni bulur. Neyse. Hadi gel, uyandırmayalım. Merak etme. Oğlumuz iyi. Sabah kalktı, ben onu bir güzel yedirdim. Doktorun verdiği şurubu da içirdim. Ateşi bir daha çıkmadı zaten. Epey toparladı kendini. Merak etme, iyi. Ben de iyiyim. Yani sen burada olsan daha iyi oluruz ama. İstersen gelsene yani. Yusuf'un iyi olduğunu gözlerine görürsün ha. Tamam canım. Tamam Kemal. Tamam. Görüşürüz. Oğlunu mu merak etmiş? Ha, oğlumuzu merak etmiş. Beni de merak etmiş. Yani şimdi kafası karışık. Nasıl davranacağını tam olarak bilemiyor. Sen öyle diyorsun da bir şey hatırlamıyor ki, kolay değil yani. Bu da kılçıklıymış. Yani... Hatırlamıyor ama aramızdaki bağı hissediyor bence. Yani bir görseydin. Yani dün hastanede beni Osman Baba'ya karşı nasıl savundu? Ya vermedi oğlumu, ayırmadı benden işte. Daha kaç kere anlatacaksın acaba? Ben de oradaydım. Ya doğru da ben heyecandan ne dediğimi biliyor muyum anne? Ama içime doğuyor. Yani her şey düzelecek yakında. Güzel olacak. Cüneyt'in yalan söylediğini nasıl göremiyorsun? Beni aradan çıkartıp seninle hayatına devam etmek istiyor. Cüneyt'e bulaşma Eylül. Bak ben Cüneyt'le konuştum. Onun damarına basmazsan seni üzecek hiçbir şey yapmayacak. Cüneyt bizi bir araya getireceğine
Aksine bizi birbirimizden ayırıp düşman etmeye çalışıyor. Ya şu halimize bak, her gün kavga ediyoruz. Bu aileye yapmadığını bırakmadın Eylül. Hala daha uğraşmaya devam ediyorsun. Onları tahrik ediyorsun. Bak, gün gelecek Osman Kozan Cüneyt'i bile dinlemeyecek. Senden intikam almak isteyecek. Zühre Hanım'a bu başına gelenlerden dolayı zaten bana da bileniyor. Bizim Cüneyt'le birlikte olmamızı istemiyor. Çünkü biz o aile için büyük bir sorunuz. Evet öyleyiz. Eskiden ailemiz sorun çıkarıyordu. Onlardan kurtuldular. Şimdi de bizden kurtulmaya çalışıyorlar. Peki ben buna izin verir miyim? Bak Eylül, bizden kurtulmaya falan çalışmıyorlar. Sadece onlardan uzak durmamızı istiyorlar. Hayır Feride, hayır. Bu işin arkasında Cüneyt var. Benden kurtulmaya çalışan bu sefer Osman değil, Cüneyt. Ne oluyor ya? Eylül Aksoy, tutuklusun. Günaydın. Günaydın abi. Ne yaptın? Bahar'la konuştun mu? Yusuf nasılmış? İyiymiş. Konuştum. İyi. Yani kerata bizi korkuttu. Sen nasılsın? Keşke iyiyim diyebilseydim abi. Kemal. Bak kardeşim, söyleyeceklerimi yanlış anlama. Burada kalman ya beni çok mutlu ediyor. Ya biraz fazla ileri gidebilirim, farkındayım. Bahar'la bir sıkıntım var aranızda. Sıkıntı değil de. Ya abi. Bu anlattıkları gibi mi? Yani biz Bahar'la birbirimizi bu kadar çok mu sevdik? Evet. Siz birbirinizi gördüğünüz zaman aşık oldunuz. Birlikte olabilmek için ne badireler atlattınız. Yani tabii bunu etraftan böyle duymak pek inandırıcı gelmiyor olabilir. Öyle. İşte bir başkasının hayatını dinliyormuşum gibi. Yani anlattınız Kemal, ben değilmişim gibi geliyor. Keşke hatırlayabilsem. Hatırlamaya çalışma. Aşk, sevgi. Bunlar hatırlanacak şeyler değil ki. Bunlar ancak hissedilir. Herkese ve her şey bu kadar yabancıyken aşka tutunmak, ayakta kalabilmek çok zor, farkındayım. Ama her şey yoluna girecek. Geriye tek bir gerçek kalacak Kemal. Ailen, Bahar ve Yusuf. Oğlum siz neler atlattınız be. Bunu da başaracaksınız, dayanacaksınız. Ha? Kemal. Hem bak sen buradasın. Yanımızdasın. Ne kadar şükretsek az. Elimizde yakalama emri var. Bizimle merkeze geliyorsun. Bir dakika, bir dakika. Niye geliyormuşum? Ya, ya hayır. Ya bırakın, ben bir şey yapmadım. Cüneyt gönderdi sizi değil mi? Aklınca beni korkutacak. Eylül saçmalama. Oyun oynamıyoruz burada. Kimsenin lafıyla hareket etmem. Niye götürüldüğümü öğrenmedin, hiçbir yere gitmiyorum. Ayrıca avukatımı istiyorum. Bu sefer seni avukatım bile kurtaramaz. Suçun büyük. Osman Kozan'ı öldürtmek istemişsin. Ben mi istemişim? Ya bir dakika bırak. Ya ben bir şey yapmadım. Çıkacak mısın? Bu kadar. Abin gitti ama sofrayı kaldırmadım. Bir iki lokma bir şey ye istersen. Aç değil. Ne olursun yapma böyle.
Bak ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Hadi gel biraz konuşalım. Kader bak o adamdan kurtulman için elimden gelen her şeyi yaparım. Yalnız değilsin. Bu işte birlikteyiz. Birlikte miyiz? Birlikteyiz öyle mi? Ben senin yüzünden bulaştım be bu pisliğe. Şimdi kendi vicdanını temizlemeye çalışma. Seni Eylül tuttu değil mi? Evet. Başı çok sıkışmıştı. Ölüm buldu Osman Kozan'ı öldürmek için. İyi de para verdi. Tasarımcı yeni sezonun notuna gruplar için birkaç şey çizmiş. Bak da bir karar verelim. Sonra bakarım abi. Ne bu hal? Feride'yi mi düşünüyorsun? Evet. Eylül. Feride ile benim aramı açacak yeni bir oyun oynuyor abi. Ne oyunu? Öldürmeye çalışan tetikçiyle buluştum. Nasıl ya? Adam beni aradı. Konuşmak istediğini söyledi. Evet doğruymuş. Onu Eylül tutmuş. Tam düşündüğümüz gibi. Ne yaptın peki? Hiçbir şey. Ne? Cüneyt bunu nasıl yaparsın ya? O adam babanı öldürmeye çalıştı. Hem bu Eylül'den kurtulmak için bir fırsat. Niye gitmesine izin verdin? Abi bu durum bana dokunmuyor mu sanıyorsun ya? Adam elini kolunu sallaya sallaya çekip gitti ve ben hiçbir şey yapamadım. Onların ne işi varmış orada? Eylül bu durumu kullanarak Feride ile benim aramı açmaya çalışıyor abi. Benim bu işi kurcaladığımı, aklınca yangını örtbas etmek istediğimi Feride'ye göstermeye çalışıyor. Ama ben bu oyuna gelmeyeceğim. Yürü gidiyoruz. Bu konuda ne kadar ciddi olduğumu anlayacaksın. Nereye ya? Nikah dairesine. Ne? Kader, istediğin okulda okursun. İstediğin gibi gezer, tozar, eğleniriz. Artık o eve gitmek zorunda değiliz. Yok, olmaz. Niye? Beni istemiyor musun? Seni istemez olur muyum ben hiç ya? Gel biraz oturalım. Ben babamı yeni kaybettim biliyorsun. Eniştem de ortalarda yok. Biliyorum. Ben de bu zor zamanında kocan olarak yanında olmak istiyorum. Kader. Kader bak dur gitme. Kader ne olursun bir iş arabaya bak konuşalım. Seninle konuşacak bir şeyim yok git buradan. Kader kendimi sana anlatmama izin ver bak ben böyle yaşayamam. Peşinde mi ne? Kader, bak bin şu arabaya. Bir gören olacak. Sadece konuşacağım. Ama biliyorum, bana çok kızgınsın.
Ama son bir kez konuşalım. Bak yemin ederim sonra senin peşini bırakacağım. Sadece Cüneyt'in lafına inanarak tutamazsın beni burada. Cüneyt'le bir alakası yok. Bugün bir tanık ortaya çıktı. İtiraflarda bulundu. Para karşılığı kiralık katil tutmana yardımcı olmuş. Ben mi? Ben mi yapmışım? Ya ben kiralık katil falan tutmadım. Yok öyle bir şey. Kim o tanık ya? Kim? Adı ne o tanığın? Mahkemede öğrenirsin. Öyle bir şey yapmadım diyorum. Ben kiralık katil tutmadım. Eylül. Boşuna inkar etme. Her şeyi biliyoruz. Bundan sonra anlatacaklarını avukatınla konuşuruz. Kahretsin ya. Allah kahretsin. Dün akşam Feride'yi aramak istedim abi. Ama yapamadım. Ne söyleyeceğimi bilemedim. O benim karım ya. Ve biz günden güne birbirimizden uzaklaşıyoruz. Buna izin vermeyeceğim. Efendim Nergis. İyi tamam bağla. Buyurun komiserim. Evet. Ne sebeple? Tamam hemen geliyorum. Ne olmuş? Savaş komiser Eylül'ü tutuklamış kiralık katil tutma suçuyla. Nasıl ya? Delil var mı ellerinde? Ya bilmiyorum ki abi bir tanık varmış. Benim hemen gitmem lazım karakola. Ben de geliyorum. İyi tamam. İyiyim ben Aslı iyiyim. Sen beni merak etme. Sen aslında sıkı giyin. Oralar biraz daha soğuktur. Ben de dikkat ediyorum. Merak etme. Üf, ama çok özledim artık seni ya. Evimizi de. Seni daha fazla yalnız bırakmayacağım. Merak etme. Acele etmene gerek yok ya. Ablanın sana ihtiyacı var. Sen keyfine bak. Deniz. Sen beni hiç özlemedin galiba. Hı? Yani gözler uzağım. Gönülden de uzak oldum. Sevmiyor musun beni artık? Uzakta olmamız bir şey değiştirmez. Yakında kavuşacağız. Merak etme. Hoşça kal. Bahar'la mı konuşuyordun? Evet anne, evet. Yusuf nasılmış? İyiymiş, çok iyiymiş. Hay Allah. Benim yüzümden ayrı kaldın, karından, oğlundan. Bahar'a da çok ayıp oldu. Seninle de özlem bitiriyoruz anne. Bahar anlayışlıdır merak etme. Ya onları da alıp gelsek buraya. Hani böyle ayrı gayrı olmaz. Bakarız anneciğim bakarız. Konuşurum Bahar'la. Aç bakayım ağzını. Aç bakayım. Ay 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 aslancık da yiyormuş. Hop 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 hop. Baba. Baba. Evet. Babamı dedin sen yine anneciğim. Gelecek babası oğlum. Gelecek. Hop. Anca baba. Bir kere de anne de lan. De. Anne. Anneanne. Hadi yavrum. Anne. Anne. Bırak. Ne güzel baba desin işte. Ne yapsın çocuk? Özlüyor babasını. Tam oğlum babasına kavuştu dedim. Şu hale bak. Böyle ayrı gayrı olmuyor ki. Yine mi ayrı kalacaklar yani? Bunu ne yapacaksın? Koca kuzun dediğim olacak. Vereceksin mi çocuğu? Anne olur mu öyle şey? Yok. Ay, Yusuf'u alıp ben de gideceğim oraya. Kemal'i yalnız bırakmayacağız. Yine bir aile olacağız. Yanında olacağız onun. Anneciğim sen de ye artık ne olur. Değil mi anneciğim? Hı? Hadi bir tane. Bak baba geliyor baba. Eylül, avukatınla konuştum. Birazdan burada olacak. Görüyorsun değil mi kocanın yaptığını? Hani sana söz vermişti? Hani bir şey yapmayacaktı? Hı? Tanı biraz kocanı, tanı.
ömrümün sonuna kadar içeride kalacağım. Bittim ben ya, bittim. Tamam tamam, bir sakin ol, bir dur. Avukatın gelsin, bir konuşalım. Yok. Hiçbir çıkış yolu yok. Daha sana kendimi affettiremeden Cüneyt girdi aramıza. Yaşamak için tek bir sebebim vardı, onu da aldı elimden. Git sor bakalım şimdi. Mutlu muymuş kocam? Osman Bey. Hoş bulduk. Kim var kim yok? Cüneyt Bey ile Ferman Bey az önce çıktılar. Şu anda kimse yok. Tunç bugün uğramadı mı? Yok, henüz gelmedi. Ben odamdayım. Alo. Ne oldu? Hallettin mi? İş tamam. Adamın polise konuştu. Evlil Hanım'ı almışlar mı içeri? Evet moruk. İçeri attılar. Artık oradan zor kurtulur. Tamam. Temiz iş oldu. Hadi bakalım Evlil Hanım. Ayaklarıma kapanacaksın içeriden çıkabilmek için. Ayaklarıma. Mahalleden uzaklaştık. Tamam, konuş ne konuşacaktın. Bir dakikan var. Kader. Bak. En başta abinden ve Leyla'dan intikam almak için yaklaştım sana. Ama sonra sana aşık oldum. Allah belamı versin ki doğru söylüyorum ya. Kader. Bak, sana gerçeği söylemiş olsaydım yüzüme bile bakmazdın. Şimdi olduğu gibi o zaman da geçmişin bedelini ödetirdin bana. Ya anla artık. Ben sana aşığım. Sana niye inanayım ya? Sana niye inanayım? Defalarca seni seviyorum dedin. Karım olacaksın dedin ya. Ben de aptal gibi her lafına inandım. Ama artık söylediğin tek kelimeye bile inanmıyorum, anladın mı? Ya evet, evet tamam. Çok çok büyük bir hata yaptım, evet. Ama sana söyleyebilecek tek bir cümlem var. O da seni deliler gibi sevdiğim. Yemin ediyorum, doğru söylüyorum ya. Eğer gerçekten doğruyu söylemiş olsaydın... ...sen bu zamana kadar her şeyi anlatırdın. Ama salaklık bende. Her şeyine inandım ya. Salaklık bende, anladın mı? Kader, ya ne olur beni affet. Defalarca evlenelim dedin. Ben seni ailemle tanıştırmaya çağırdım da gelmek istemedin. Niye? Çünkü oyunum bozulurdu değil mi? Abim seni öldürürdü. Senin tek derdin Leyla be. Bunun böyle olmadığını göreceksin. Bana inanacaksın. Umut'u arıyorum. Ona her şeyi anlatacağım. Pilav da pişmek üzere. O kadar bekleyemem. Durakta yoğunluk var, hemen çıkacağım. Seyit arıyor. Ne? Aramıyorsun. Aramıyorsun çünkü yine blöf yapıyorsun. Nereden çıktı şimdi bu? Sakın açma. Ne var? Umut. Sizin mahalledeki tepeliğe gel. Konuşmamız lazım. Çok önemli. Nasıl yaparsın Cüneyt ya? Eylül'ü tutuklatmak da nereden çıktı? Ya ne diyorsun sen Feride? Benim de yeni haberim oldu. Yeni haberin oldu.
Ya dün Sait'le buluştum, bugün Eylül tutuklanıyor. Sen şikayet ettin değil mi onu? Feride, hassas davranıyorsun. Savaş bir aradığında ben de oradaydım. Cüneyt'in bu işte bir alakası yok. Nasıl alakası yok ya? Hepsi tesadüf mü abi? Sen bana yalan söyledin Cüneyt. Eylül'e zarar vermeyeceğine dair söz vermiştin bana. Ya yeter Feride, yeter. Ben senin kocanım ya, bana nasıl inanmazsın sen? Evlenebilmek için neler yaşadık biliyorsun değil mi? Hı? Ben seni neden sırtından bıçaklayayım? Ama sen beni sırtından bıçaklıyorsun Feride. Eylül'e inanarak beni yaralıyorsun. Leyla, Sait, Sait abim aradı mı? Evet Kader aradı. Umut Öfke'yle evden çıktı. Ben de ne yapacağımı bilmiyorum. Allah kahretsin ya, doğruymuş demek ki. Nasıl doğruymuş? Sen neredesin? Sait'in aradığını nereden biliyorsun? Ya Sait benim yanımdaydı. İşte doğruyu söylüyorum. Bana inanman için abini arayacağım falan dedi. Ama ben arayacağını düşünmedim yani. Ben blöf yapıyor sandım. Kader, ya ben çok korkuyorum. Nerede buluşacaklar? Şey, bizim mahalledeki tepeliğe gideceklermiş. Tamam, sen oraya geç, ben de hemen geliyorum. Yok. Biz birbirimizi sevdik. Tek günahımız bu. Emanetime ihanet ettin Umut. Ben sana kardeşim dedim. Ötesi var mı? Bunun için miydi ha? Sen Leyla'yı alıkoydun. Ona zulmettin. Zorla seni sevmesini istedim. Biz sana ihanet etmedik. Ben seni hiçbir zaman sevmedim Sait. Sadece Umut'u sevdim. Sevda söz dinlemez Sait. Yaptıklarının hesabını soracağım. Leyla'yı gördüğün güne lanet edeceksin. Bir açıklama yapmayacak mısınız Savaş Bey? Onu kim ihbar etti? Feride, benim ihbar ettiğimi düşünüyordu. Bu meseleyle Cüneyt'in bir alakası yok. Bir tanık ortaya çıktı. Uzun zamandır aradığımız Sait denen bir kiralık katil var. 2 yıl önce Osman Kozan'ı öldürmeye teşebbüs eden adam. Onu buldunuz mu? Hayır. Aracıyı bulduk. Aracı mı? Evet. Sait'le bağlantıyı kuran adam. Eylül bu adama gitmiş. Bir kiralık katil tutmak istediğini söylemiş. Adam da Sait'i ayarlamış. Paşa. Oh yavrum. Kız ben nasıl ayrı duracağım sizden? Anne. Ya ne yapalım, belli bir süre orada kalacağız. Hem ben seni her gün arayacağım, görüşeceğiz. Bahar. Sen emin misin? Ben korkuyorum yani. O adam... Senin canını sıkacak bir şey söyler, bir şey yapar. Ya Kemal orada buna izin vermez. Hem ne yapsın? Yani o da aklınca torununu koruyor. Kendince işte. Şey, o bizim öyle bir arada mutlu görünce öyle davranmasına gerek kalmayacak. Kız Allah'ını seversen ayarsız. Onun sağa sola belli olur mu? Bak artık Cesur'la da görüşmüyorum. Osman babanın bana kızacağı bir durum kalmadı ortada. Bak sen ne olur merak etme anne, tamam? Kemal'in bana ihtiyacı var. Benim onun yanında olmam lazım anne. Zor zamanlar geçiriyor. Böyle onu çok bunaltmadan ne kadar sevdiğimi, destek olduğumu hissettirmeliyim.
Hadi oğlum babaya gidiyoruz. Baba. Senin ne işin var burada? Savaş komiseri aradı. Eylül'ü tutuklamışlar. Siz de o yüzden gelmediniz mi? Hı, çağırdılar, geldim. Baba. Ne işin var senin burada? Suçluyu yakalamışlar. İfadeye çağırdılar. Bu işin arkasında siz varsınız değil mi? Sizi dergiye haber yaptırdığı için onu içeri tıktırdınız. İntikam almak istediniz. Makverde. Sen benim gelinimsin. Ablan hayatıma kastetti. Ama sana hayatımı borçluyum. Evet, o senin ablan. Ama benim düşmanım. Ben aranızda olanlara karışmıyorum. Sen de bu işe karışma. Eylül'le aramıza girme. Çaylarımızı içtikten sonra Yusuf'a gitsek mi ki? Çok özledim kuzumu. Ay anne, gidelim. Vallahi burnum da tütüyor benim de. Anam bakın ne buldum ya. Onlar ne? Senle Bahar'ın nikah şekeri evladım. Nereden buldun onları Nazire? Kaldırmışız abla. Depoyu temizlerken buldum, kıyamadım. Çıkarttım. Bahar tek tek eliyle yapmıştı. Ya. O gün hepimiz çok mutluyduk. Nasıl yakışmıştınız siz öyle birbirinize? Görenler hayran kalıyordu. Ay anne, şimdi de öyleler. Maşallah de. Kızım, ben her zaman hepinize maşallah diyorum zaten. Senin eski sevgililerinden Nezdişah gelmişti, hatırladın mı? Hmm. Ayhan Işık'a benziyorsun diye böyle ağzı bir karış açık kalmıştı. Ya evet. Bahar'a ters ters bakıp Kemal'e dedi ki, senin evlenmene üzüldüm ama yine de tebrik ederim. Ay yazık ya, unutamamış işte. Fenalık geçirmiş kız. Ne oldu, ne düştü? Yok bir şey anne. Nikah şekeri düştü. Ay, sen düğün günü de pastayı kızın gelinliğine düşürmüştün. Ay anne tamam. Gitme o kadar üstüne, yazık çocuğa. Hatırladım anne, hatırladım. Ne istiyorsun lan? Sana bu mahalleye bir daha yaklaşma demedim mi? Sakin ol Umut. Konuşmamız lazım. Geç kaldık. Ne konuşması ulan? Benim seninle konuşacak bir meselem yok. Defol git. Sakin ol. Tek dayanam söyleyeceğim gerçekler. Beni dinle. Eğer inanmazsan çek alnımdan vur beni. Ne yapıyor bu ya? Aman Allah'ım. Ozan'ın evi burası Aziz Bey. Benim görüşmemi ister misiniz? Ben hallederim. Siz bekleyin. Peki efendim. Baba. Sait denen adamı sen mi ortaya çıkardın ha? Benimle buluşması için sen mi ikna ettin? Bak Cüneyt. Annen geçmişin yükünü kaldıramadığı için intihara kalkıştı. Şimdi gözleri görmüyor. Kemal'le Bahar ayrı düştüler. Eylül dört bir yandan ailemize saldırıyor. Her şey birbirine girmişken isteyeceğim en son şey karımla aranı açmak olur. Ailenizi mutlu etmek isterken başkalarının hayatıyla oynuyorsunuz ama.
Ben Eylül'e bir şey yapmadım. Ama o beni öldürmek istedi. Burada mağdur olan benim. Ailemiz. Eylül hiçbir açıklama yapılmadan içeri tıkıldı. Avukatıyla bile konuşmadı daha. Layığını buldu. Bunu yapan ben değilim. Beni buraya ifadeye çağırdılar. Eğer Eylül'ü içeri tıktırmak isteseydim... bunu çok daha önce yapardım. Edip'e kollarında öldü. Bir kardeş kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bilirim. Bunu yaşamanı istemem. Eylül'ün o kadar çok suçu var ki... bir gün bir yerde açık vereceği belliydi. Verdi. Buyurun, kime baktınız? Merhaba, ben Eylül diye birini arıyorum. Burada mı oturuyor acaba? Yok, Eylül Hanım artık burada oturmuyor. Niye aradınız? Bir alacak verecek meselesi vardı da. Oho, ben sana bir bardak soğuk su getireyim, içiver kardeş, olur mu? Anne yavrum. Yani demem o ki, sen o alacağını hayatta alamazsın Eylül'den. Eylül adama günahını bile vermez. Kim geldi Nazire? Peki nerede oturduğunu biliyor musunuz acaba? Sen adres istiyorsun. Hı? Nazire? Geldim abla, geldim. Sen kıpırdama burada. Ben sana adresini getireceğim onu. Dayan kapısına al ama, tamam mı? Dayan al. Allah, kusura da kalma. Benim yazı fena. İnşallah alırsın alacağım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim. İnşallah alırsın. Saçmalıyorsun lan sen. Oyun mu oynuyorsun benimle? Oyun yok. Hakikatin ta kendisi. Hatırlar mısın? Leyla ile aranızdaki ilişki öğrendiğimde... Leyla bana sevda sözden anlamaz demişti. O zaman anlayamamıştım. Bana böyle bir ihaneti nasıl yaparlar diye kahrolmuştum. Yalan değil. Sizi mahvetmek için yeminler de etmiştim. Kısa kes lan. Konuya gel. Ama şimdi anlıyorum. Sevda sözden anlamazmış. Size hakkımı helal ediyorum. Çünkü ben de imkansız bir aşka tutuldum Umut. Abi. Umut. Kader'e aşık oldum Umut. Kız geldik buraya kadar ama emin misin sen? Eminim anne ya, eminim. Bahar? Bahar mı gelmiş? Herhalde. Yusuf da gelmiştir. Yıldız. Kaldır beni. Dur. Gel bakalım. Bastonum nerede? Kusura bakmayın, öyle birden görünce şaşırdım. Normal, biz haber vermeden geldik. Gel bakayım benim paşam, benim. Sen babaya da geldin. Ya Bahar'cığım sen... Yusuf'u getirmek için geldiysen. Ben dün konuştuk işte hani. Babamla aynı fikirde değilim, söyledim. Yok yani ben Yusuf'u getirmedim. Biz birlikte geldik. Nasıl? Şey, bizim yerimiz senin yanın Kemal. Çok özledik seni. Oğlum da ben de senden ayrı yaşamak istemiyoruz.
Bahar. Sen mi geldin kızım? Evet anneciğim. Yusuf'la biz geldik. Hoş geldiniz. Anam kimler gelmiş? Hoş geldin sen. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Buyurun içeri girin hadi. Ayakta durmayın. Yusuf'um da gelmiş. Nerede bu Yusuf? Bir de ben seveyim. Oh. Hadi. Hadi içeride severiz hadi. Anne. Ver ağacım. Ne diyorsun lan sen? Kardeşimin adını nasıl ağzına alırsın? İstersen öldür beni. Kılımı bile kıpırdatmam. Ama gerçek bu. Ben kadere aşığım. Abi! Gebertirim ulan seni. Oyun mu oynuyorsun bizimle? Öldürürüm! Umut ne olur yapma. Değilim. Ya. Sence bir insanın hayatını kastetmek kaç yıldan başlar Eylül? Peki insanları canlı canlı yakmak kaç yıldır Osman Kozan? Beni buraya tıktınız ama beni susturamayacaksınız. Asıl burada olması gereken sensin. Leyleğin ömrü lak lak. Sen konuştur. Sen oradasın, ben dışarıda. O yangını ispatlayacak kanıtın yok. Üstelik 20 yıl önceki bir davayla kimse uğraşmaz. Ama sen beni 2 yıl önce öldürmeye kalktın. Senin de kanıtın yok, ispatlayamazsın. Evet ya. Kanıtım yok. Ama tanığım var. Hayatın avucum onun içinde Eylül. Onun için buradan çıkmak istiyorsan beni yenileceksin. Şimdi söyle bakalım. Gençliğini bu parmaklıkların arkasında çürüyerek mi geçirmek istersin? Yoksa hayatına devam etmek mi? Hayatın avucumun içinde Eylül. Bu senin son şansın olabilir. İyi düşün. Kararını öyle ver. Pislik. Gerçekleri ne zamana kadar saklayacaksın? Ne kadar gücün yetecek buna? Damarımda akan şu kan var ya. O kuruyana kadar. Gücüm neye, nereye kadar yeterse. Bir de soruyorsun ya. Gücümün neye yettiği ortada değil mi? Ayşecik. Şimdi beni iyi dinle Cikcik. Birazdan tanığı ifadeye alacaklar. Sonra da seni ona gösterecekler teşhis için. Yani hayatın adamın iki dudağının arasında. O iki dudağın ipleri de bil bakalım kimin elinde. Ne istiyorsun? Vallahi bana yaptıklarının karşılığında çok da bir şey değil aslında. Edibe'nin ölümünden sorumlusun bu bir. Cüneyt'i bıçakladın iki. Feride'yi kaçırıp öldürmeye kalkıştın üç. Sadede gel. Valla bana kalsa sen mezara girmeden ben seninle öleşmem. Ama güzel gelinimin hatırı için bu hesabı kapatacağım. Şimdi seninle bir anlaşma yapacağız.
bu yangın meselesini sırt pırt öne sürmekten vazgeçtiğini söyleyeceksin. E'si adamım da sonsuza kadar dudaklarını mühürleyecek. Tamam mı güzel kızım? Kararını ver. Öldürürüm lan seni. Öldürürüm! Umut ne olur yapma bak. Oyuna gelme. Bu pislik için elini kana bulamaya değmez. Abi. Ne olursun bak ben sana yalvarıyorum. Konuş lan. Konuş. Kardeşime nasıl yaklaşırsın lan sen? Sizin yüzünüzden. Sizin yaptığınız ihanetin bedelini ödetmek için yaklaştım kadere. Kardeşimin adını ağzına alma! Karşına çıkacaktım. Leyla mı kardeşin mi diyecektim. Ama sonra kendi intikamımın kurbanı oldum. Kadere aşık oldum. Lan! Abi! Abi dur! Hep söylerlerdi torun tatlı olur diye. İyi ki geldiniz kızım. Çok özlemişim Yusuf'umu. O da babaannesini çok özledi. Aa, halasını özlemedi mi bu budak? Verin bakayım şunu bana. Neyse, bundan sonra buradalar artık. Doya doya severim. Anne nereye? Yoruldum. Dinleneceğim. Gel ben seni odana çıkarayım anne. Sağ ol oğlum. Artık yoldaşım var. Ne iyi ettiniz gelmekle. Hem siz ayrı kalamazsınız canım. Ev kocaman. Hep birlikte yaşar gideriz. Değil mi? Çok iyi gelecek size. Hepimize iyi gelecek. Oh. Hem böylece Yusuf annesiyle babasıyla birlikte olmuş olacak. Biz de öyle düşündük. Daha iyi olur herhalde. Çok iyi düşünmüşsünüz. Ben Zühre Hanım'ı da iyi gördüm maşallah. Yani işte iyiyim diyor. Yalnız Kemal'in bir şey hatırlamadığını bilmiyor. Siz de ağzınızdan kaçırmayın olur mu? Merak etmeyin ben demem bir şey değil mi? Ne oldu kuzu ne istiyorsan vereyim ben. Su alacağım Nazur su. Ha sen kendin al. Çamaşırlar bitmiştir ben bir makineye bakayım. Geldiğimize sevinmedin mi? Öyle bir şey değil bari bu. Sizi gördüğüme mutlu oldum. Ama... Bak, yani uzun zamandır bizimkilerin yanında yaşıyoruz. Biraz da sizinkilerin yanında kalalım mı? Evimiz burası olsun. Hiçbir yer benim evim gibi değil ki bari. Ben hiçbir yere ait hissetmiyorum kendimi. Yaparız. Kek var. Çay koyarız. Yok öyle değil. Kemal'le Bahar'a şöyle güzel bir oda hazırlayalım. Kendilerini evlerinde hissetsinler. Evladım yabancılık çekmesinler ha? Ay tabii ya. Ya burayı yuvaları gibi hissetmeleri için bir şeyler yapmamız lazım. Kız aklınla bin yaşa. İyi akıl ettin Nazoş. Hem belki Kemal bu sayede bir şeyler hatırlar be yavrum. Hadi. Niye oturuyorsunuz? Kalkın. Ver aslan parçası. Ver aslan parçası. Burası efendim. Tamam. Thank you.
Ya niye kimse bir şey söylemiyor? Acele etme, söylerler. Daha ifadeler bitmemiştir. Ne oldu baba? İfademi aldılar. Düğün günü olanları sordular. Ben de anlattım. Ne anlattınız? O gün ne olduysa onu. Zaten polis birisinin beni hedef aldığını biliyordu. Biz sadece olayların üzerinden geçtik. Bu kadar mı? Bu kadar. Daha ne olacaktı? Beni vurmaya kalkışan adamla sen görüştün oğlum. Ben mi görüştüm? Hayır, ben görüşseydim onun da söylediklerini anlatırdım. Ben doğruları söyledim. Siz de öyle yaparsanız Eylül sonsuza kadar hapiste yatar. Hadi şoför. Şirket beni bekler. Ben Eylül'le konuşacağım. Feride, ben ne yapayım? Avukat falan tutayım mı? Sen hiçbir şeye karışma Cüneyt. Ben hallederim. Yani şimdi senin ayarlaman doğru olmaz. Ortalık da karışık. Herkes her durumdan bir şey çıkartıyor. İyi tamam. Ben şirkete gidiyorum. Tamam. Çabuk vazgeçtin. Neden? Avukat tutmaktan. Benim bildiğim Cüneyt bu işin peşini bırakmazdı. Başka bir şey mi var? Babam. Abi, bu işin içinde bir iş var. Ben burada kalmak istemiyorum. Şirkete geçeceğim. Bir şey olursa beni ararsın. Tamam, merak etme. Sen burada bekle. Konuş, ne yaptın kardeşime? Konuş! Kader, bu herif sana dokundu mu? Kader, bu herif sana bir şey yaptı mı? Söyle! Yapmadı abi. Hiçbir şey yapmadı bana. Hadi eve gidelim ne olur. Bırak! Öldür hadi! Öldür! Ben zaten kadersiz yaşayamam. Çek tetiği. Çek! Eylül, avukatla konuştum, yoldaymış. Sağ ol. Ama gerek yok. Benim buradan hiçbir avukat çıkartamayız. Ya Cüneyt'i kastediyorsan dert etme. O beni dinler. Sait'le görüştüğünü söylemez. Bu sefer derdim Cüneyt değil. Osman. Osman? Ne oldu ki? Yani o sadece o günle ilgili ifade vermiş, o kadar. İfade vermiş. Evet. Size öyle demiş. Az önce buradaydı. Neden? Neden olacak? Beni tehdit etmek için. Nasıl olur? Yani bize sadece ifade verdiğini söyledi. Ne demesini bekliyorsun? Gidip bir koş Eylül'ü tehdit edip geldin mi diyecek. Ha, bunu nasıl yapar? Ya Osman'ı tanımıyormuş gibi konuşma Feride. Ne istedi senden? Peki bir şey istemiştir o. İstedi.
İstemez mi istedi? Yangın meselesini unutursam... ...çenemi kapalı tutarsam... ...iki dakikada dışarı çıkarabileceğini söyledi. Düşünebiliyor musun? İki dakika. Hop 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 hop. Ay aman çok dikkat et. Hop hop hop. Ay ay bunun beli açılmış. Benim dizi açılma. Nazire, Zühre Hanım uyudu herhalde değil mi? Uyudu ana, uyudu. Kız inşallah açılır gözleri. İnşallah Sevgi ya. Çok üzülüyorum. Ama atlatacak, toparlayacak. Albümü buldum. İçinden güzel olanları seçeriz. Çerçeveye yerleştirir, buraya dizeriz. Çok iyi fikir kız. Yıldız, Kemal'in uyurken, bebekken kullandığı bir battaniye vardı ya. Aşağıdan onu getireyim, yatağın ucuna koyuverelim. Getir, getir. Aa, asıl şey var. Kemal'in bahara yaptığı kuş yuvası. Onu bulmamız lazım. Ben bakayım. Sen dur. Devam et sen, ben bulurum. Nazire. Bahar gülleri çok sever ya. Ben şimdi bahçeden toplar getiririm. Vardı değil mi? Olmaz mı kız, var. Kemal bari hep gül toplardı zaten. Bunlar dursun, ben gelirim şimdi. Sen bu adamlarla kumaş işini görüştün mü? Görüştüm. Evet, sonuç? İşte indirimi kabul etmediler, ben de dosyaya koymadım. Koy öyle getir. Niye koyayım ya? İndirimi kabul etmediler dedim. Sen indirimi Osman Kozan istiyor dedin mi? Demedim. Söyle bak nasıl indiriyorlar. Dolar fırladı Tunç. 3 kuruş, 5 kuruş bakmayacaksın. Büyük işlerde yekün tutar.
Sen indirin benim istediğimi söyle. Dosyayı da koy getir. Tamam, ararım. Bu arada benlik bir şey var mı? Ben bunu halledeceğim. Sonra dışarıda birkaç işim var. Onları halledeyim. Annemi görmeye giderim belki. Yok yok, sen git. Şükür artık kendi işimizi kendimiz görebiliyoruz. Otur Cüneyt. Dönç. O Maslon işi iyi olmuş. Aferin. Sorma ya. Baştan kızdı falan ama sonra yavaş yavaş alıştı tabii. Sabah gördüm. Alışacak. Hadi oyalanma. Bu bizim oğlan Eylül'le ilişkisini gerçekten kesmiş galiba. Sabahtan beri hiçbir şey sormadı. Baba, senin bu Sait meselesiyle bir alakan var mı? Adam birden bir ortaya çıktı. Sonra beni aradı. Eylül'ü içeri aldılar. Ne olmuş? Annem görmediği için Canan'ın yandığını biliyorum. Üzülmesin de bize resti çektin. Kim bilir Eylül'e neler yaparsın. Baba, senin Sait meselesiyle bir alakan var değil mi? Yalan söylüyorsun. Senin aklın hala Leyla'da. Bizden intikam almak için kardeşimi kullandın. Adam mısın lan sen? Yemin ederim doğru söylüyorum Umut. Leyla'ya da söyledim kaç kere. Yalan söylüyorsun lan. Leyla benden hiçbir şey saklamaz. Yemin ederim söyledim. Senin bana bir şey yapmandan korktu. O yüzden gelip sana bir şey söylemedi. Şu hale gelmemizden korktu. Ama benim hiçbir şeyden korkum yok. Leyla'ya da söyledim. Ben kadere aşığım. Onu bu oyunun içine çektiğim için çok pişmanım. Ama eğer bu intikam oyunun içine onu çekmeseydim, hayatımın kadınıyla da tanışamayacaktım. Şimdi o beni istemiyor. Benim de yaşamak için hiçbir sebebim kalmadı. Çek. Çek! Leyla, sen benden nasıl atarsın bunu? Umut, ben... Sen bu pislikle konuştuğunu benden nasıl saklarsın? Abi! Yaklaşma. Sen kimseyi vuramazsın Umut. Ama ben yaparım. Ağlama. Yazık o gözyaşlarına. Sen gül diye yaşadın. Sen şimdi ağlıyorsun. Senin bir tane gözyaşına binlerce kez ömrümü veririm. Umut, Leyla ile ayrılmanıza gönlüm razı değil. Biz kaderimle kavuşamadık madem. Kavuşun. Nezire teyze. Ha. Herkes nerede? Annen uyuyor. Sevgiyle de Yıldız yukarıdalar. Sizi çağıracaklar zaten. Yani biz çağıracağız sizi zaten. Oğlum bir sürpriz yapalım dedik ya. Ben yukarıya çıkayım. Senin sürprizden haberin var mı? Yok. Ya yemin ederim benim sürprizle falan alakam yok. Yine bana bir şeyler hatırlatmaya çalışacaklar. Evet. Ben engel olayım, hatırlatmasınlar. Dur, engel olayım ben. Dur tamam. Bir dur. Kemal, yemin ederim benim hiçbir şeyle ilgim yok. Ben sadece yanında olmak için geldim buraya. Yani hatırlamazsan hatırlama, benim umurumda değil. İstersen her şey sıfırdan başlayalım, böyle sil baştan, yeniden. Ama yanında olayım, o kadar. Başka bir şey istemiyorum. Ben gidip konuşayım ya, seni yine kızdıracaklar, bir şeyler yapacaklar. Hayır, tamam dur gitme ya. Ben senin bir şey yapmadığını biliyorum zaten. Bırak ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ağzına bir şey mi aldı? Dur. Anneciğim çıkar bakayım. Aç ağzını. Aç ağzını oğlum. Hadi. Hadi. Hah.
Ahmet'im ya. Spor. Sizi yavrular. Buldum sizi. Oğlum sen bana niye hep aynı şeyleri sorup duruyorsun Allah aşkına? Çünkü aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz baba. Ya bütün bunlar sizin yüzünüzden gelmedi mi başımıza? Güneş sakin ol. Baba ben sakin falan olamam ya. Sen bir şey yapıyorsun. Senin yaptığına karşılık Eylül bir şeyler yapıyor. Sen yine bir şey yapıyorsun. Eylül karşılık veriyor. Tam bitti derken sen yine bir şey yapıyorsun. Şimdi kız karakolda. Cüneyt eğer ben Eylül'ü temizlemek isteseydim. Baba. O haber çıktığı için korktun. Ailen dağılacak diye endişe duydun ama yanlış yaptın. Doğru olan babanı öldürmeye kalkan adamla yan yana gelip susmam mı Cüneyt? Ben olsam ben de susardım. Çünkü bu yaptığını savunacak bir durumun yok senin. Eylül'ün planları aksamamış olsaydı bugün benim ölümümün 3. yılını kutluyor olacaktınız. Helvamı yerdiniz. Ya da mezarcının birine verirdim 3 kuruş para mezarımı temizlettirirdin. Ya yapma Allah aşkına baba ya. Senin kanın yerde kalmazdı tamam mı? Bunu yapan cezasını çekerdi. Tabii ondan eminim. Ama ben çoktan eşek cennetini boylamış olurdum. Sarılacak bir baban da olmazdı bugün. Sence bunun cezası nedir? İnsan her şeyi her yerde söyleyemez Süleyman. Sen de söyleyemiyorsun. Ferdi'ye söyleyebildin mi Süleyman meselesini? Yok. Çünkü sen de bu mesele kapansın istiyorsun artık. Ödeştik ve bitti. Ödeştik ve bitti demek istiyorsun. Ama diyemiyorsun. Hoş geldin Ferdi. Sen ne yaptığını sanıyorsun ya? Ya yine ne yapmışım ben Allah aşkına? 2 saattir buradayım Cüneyt şahit. Ne yapmışım? Ya sen nasıl Eylül'e geçmişi unut ben de Sait meselesini kapatayım dersin? Çek ulan o tetiği. Yüreğin varsa sıkarsın. Sıkacağım zaten. Ben kadersiz yaşayamam. Ben seninle yeniden nefes aldım kader. Sen yoksan nefes de alamam. Ölürüm. Ölmeden önce senden tek bir dileğim var. Beni affet. Gözüm arkada kalmasın. Şu dünyada sevdiğim tek kadın sensin. Ne olursun beni affet. Beni affet sevdiğim. Çek lan o tetiği. Çek! Kader beni affet. Beni affet. Seviye. Hakkın helal. Beni affet. Affettim. Helal ettim seni. O zaman elveda. Yapma. Hayır. Ne diyorsun sen Feride? Az önce karakoldaydım. Eylül'e yangını unutması karşılığında özgürlüğünü teklif etmişsin. Sait'in ipleri senin elindeymiş. Doğru mu söylüyor baba? Doğru
doğru tabii. Hepimizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Az önce sana yaptığı baskının aynısını Eylül'e de yaptı. Yangını unut, özgür ol. Oh ne güzel iş ya. Sait'in ortaya çıkmasına da kesin senin parmağın vardır. Hatta Cüneyt'in buluşmasında. Her şeyi sen ayarladın değil mi? Gelin, sen Eylül'le fazla takılıyorsun galiba. Onun gibi konuşmaya başlamışsın. Bana laf oyunu yapma Osman Kozan. Ben seni yıllardır tanıyorum. Kafanın nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum. Sait meselesini bahane edip Eylül'ü tehdit etmek tam sana göre bir iş. Baba, içerideki adam senin adamın mıydı? Hayır. Ben sadece oraya ifade vermeye gittim. Eylül falan görmedim ben. O kadın yalan söylüyor. Allah'ım ya, o şekeri nereden buldun? Anneciğim, kuzum sen bizi korkuttun ha? Ya benim yüzümden aslında. Nikah şekerlerimizi düşürmüştüm ben de. İşte Nazire teyze de toplayıp buraya koymuş. Bizim nikah şekerlerimiz. Hatırladın mı sen? Ben özür dilerim, affedersin. Tamam baba, tamam. Kemal'cim, Bahar'cım, yukarısı hazır. İstediğiniz zaman yerleş. Ben de gideyim artık. Anne, nereye gidiyorsun öyle apart apart? Otursaydın biraz daha. Evde bir sürü iş var yavrum, bekler. Biraz daha vakit geçirseydik. Ben Yusuf'u alışveriş merkezindeki oyuncakları bindireceğim de... siz de gelin bizimle. Vallahi o zaman canım minnet. Gel bakalım halasının gülü. Hoppa. Trene bineceğiz mi? Tren mi? Tren işte. Sözüm var Yusuf'a. Karışma sen. Evladım, ben de alışverişe çıkacağım. Annen uyuyor, uyanmadan gelirim ben, tamam mı? Bizi baş başa bırakmak için öyle gittiler. Fark ettim, fark ettim. Bari şu odaya bakalım hadi. Tamam, ben eşyalarımı alayım. Tamam, ben hallederim. Telefonu burada unutmuş. Karakolda ziyaretçi defterinde adın soyadın yazıyordur. Hiçbir yerde yazmıyor. Tabii. Onu da ayarladın değil mi? Ya Feride, bırak anlatsın. Belki de düşündüğün gibi değildir. Ya neyi anlatacak? Gözlerim içine baka baka yalan söylüyor işte. Bir de karşımıza geçmiş, alakam yok diyor. Ama bende salaklık tabii. Niye soruyorum ki? Osman Kozan tabii ki inkar edecek. Bu ilk değil. Feride,
Ya Feride, Eylül'ün doğru söylediğini malum ya. Belki de onun içine çekmeye çalışan o. Dün beni suçladı. Eğer başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu Cüneyt'tir dedi. Şimdi de tutuklandı. Ne yani? Bütün bunları Eylül mü ayarladı? Evet ya. Cüneyt'in dediği gibi olabilir. Bunu niye yapsın? Hapse girince eline ne geçecek? Ne mi geçecek? Ya haberlere konu olacak Feride. Tam da istediği gibi bizi yıkmaya çalışıyor. Değil içeride yatmayı, ölümü bile göze alacağını bize söylemedi mi? İyi ama sesleri çıkmıyor. Biz ne yapacağız şimdi? Şurada çay bahçesi var. Oturur çay içeriz ne güzel. Zühre uyanırsa? Kız uyanmaz. Kadın daha yeni uyudu. Uyanana kadar biz gider geliriz hem. İyi o zaman. Kemal, biz Yusuf'la burada kalırız. Sen bizimle kalmak zorunda değilsin. Ben buraları da hemen toplarım yani hallederim. Ya istersen sen bunu alma. Dışarıda bekle, ben size her şeyi halledeceğim. Ay. Tamam tamam, iyiyiz. Bırak, bırak tamam, ben hallederim. Bir şey olur mu? Yok, ben alırım bunları. Bahar. Ellerin titriyor ya. İyi misin? Üşüdün mü? Yok, üşümedim. İyiyim ben. Hayır canım, bayağı üşümüşsün yani. Yok, ben senin yanındayken hep böyle oluyorum. Yani heyecanlanıyorum. Ondan. Şunları toplayayım ben. Ay. Kalem. Ya neden olmasın Feride? Eylül hepimize yalan söyledi. Güya babamın vurulma meselesiyle alakası olmadığını söyledi. Ama gördün, her şey ortaya çıktı. Sana da itiraf etmiş. Sonuçta kimse ölmedi Cüneyt. Hayda! Eylül'ü mü savunuyorsun bize? Ben kimseyi savunmuyorum. Sadece orada olanları anlatıyorum. Ama eksik anlatıyorsun. Orada yoktun ki. Eylül birine beni öldürtmeye kalktı. O ne olacak? Hatırla tekerlekli sandalyede olanları. Onu da ben mi tezgahladım? Hayır ama... Ağzımı açamıyordum ya. Yürüyemiyordum. Arkamdan itip beni öldürmeye kalktı. Senin üzerine atmaya kalktı suçu. Sonra ne oldu? Biz ikimiz onu alt ettik. Ya Feride, bir sakin olur musun lütfen ya? Bir düşün. Belki de bütün bunları Eylül tezgahladı. Hemen ona inanma. Ya nezarette baban yanına gidip Eylül'ü tehdit etmiş. Ya yapmadığını söylüyor işte. Eylül de babanla konuştuğunu söylüyor. Ama Feride, kalkıp Eylül'e mi inanıyorsun ya? Evet, ona inanıyorum. Çünkü bana bir kez daha yalan söylerse sonsuza kadar beni kaybedeceğini çok iyi biliyor.
bırakacağım ben seni. Abi! Abi! Elini ayağını öpeyim, yalvarırım, gidelim. Kader! Ne olur abi! Ölmemi istemedin, beni affettin mi ha? Eve gidelim. Bu şerif sizin yaptıkları yanında mı kalacak? Abi! Bak! Elini ayağını öpeyim, ne olursun eve gidelim. Hadi git buradan. Ona bir şey yaparsan ben de kıyarım kendimi. Bak sen hapislerde çürürken ben yaşayamam. Yalvarırım, gidelim. Ne olursun bırak kendi pisliğin de bu olsun. Git! Sen benim kaderimsin. Bundan sonra sadece benim olacağın gün için yaşayacağım. Belki sefere dolu olacak Umut Efendi. Beynini dağıtacağım. Bu pisliğin içinde sizi boğacağım. Bana acil ulaşın. Aziz. Hadi gidelim. Her yeri de doldurmuşlar. Bir de gül koymuşlar. Gül ne alakaysa. Şey, seninle biz burada her kaldığımızda sabahları bana bahçeden gül toplayıp başucuma koyardın. Ondan koydular herhalde. Peki bu kuş yuvası? Onun da bizim için anlamı büyük. Sen kendi ellerinle yaptın bana. Bizim de böyle bir yuvamız olacağına inanayım diye. Yani biliyorum. Şimdi senin için bir şey ifade etmiyor ama benim için çok değerli. Üzgünüm Bahar. Doğru söylüyorsun. Bunların hiçbiri benim için bir şey ifade etmiyor. Ya seni anlıyorum. Ama biz de çaresiziz. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Ne yapsak kızıyorsun sen. Evet kızıyorum. Kızıyorum çünkü her seferinde ümitleniyorsunuz. Ve ben de her seferinde istemeden de olsa sizin ümitlerinizi paramparça ediyorum. Ne yapayım söylesene. Senden vaz mı geçeyim? Hı? Bilmiyorum Bahar. Yani yaptıkların hepsi nafile. Bunların hiçbiri bana bir anlam ifade etmiyor. Peki bu? Ha? Bu da mı etmiyor? Sevgilim. Ne olursun bir şey söyle. Biz birbirimize zarar veriyoruz. Ne istiyorsun peki? Ayrılmak mı? Bir süre ayrı kalmamızda yarar var. Kemal, ne olur. Çok zor inan, sen yanımda olmadın.
Eylül bana yalan söylemeye cesaret edemez. Ben olmazsam yaşayamaz. Ya bu riski niye göze alsın? Eylül seni nasıl bir yalanla kaybedeceğini biliyorsa Feride, babam da beni kaybedeceğini biliyor. Ya o niye yalan söyleyeyim durduk yerde? Eğer babam bana yalan söylerse, bir daha benden bir şey saklarsa onu affetmem Feride. Ve önem verdiği tek şeyi kaybeder, ailesini. Ama ailesi parçalanmasın diye de her yalanı söyler. Senin baban böyle biri işte, tanı. Vay be, vay be. Gelinimin bana söylediklerine bak. O kadın senin gözünü boyamış. Yalanlarına seni inandırmış. Ama bunlar bana vız gelir. Vız gelir, tırıs gider. Ben kaç kere düştüm kalktım biliyor musun sen? Eylül'ün oyunları bana işlemez. Ne kadar inatçı biri olduğumu sen de çok iyi bilirsin. Sen de benim ne kadar inatçı bir insan olduğumu biliyorsun Osman Kozan. Bu işin içinde senin parmağın var. Er ya da geç ortaya çıkacak. Eylül'ü tehdit ettin sen. Ya ben kimseyi tehdit etmedim. O yangın meselesi zaten zaman aşımına uğrayacak. Belki de uğradı. Benim Eylül'ü tehdit etmek için hiçbir nedenim yok. Var. Huzur istiyorsun. Zühre Hanım görsün diye her şey güllük gülistanlık göstermeye çalışıyorsun. Çatlak sesleri susturmaya çalışıyorsun. Ya Feride. Sen de babana inanmaya devam et. Ya ben kimseye inanmıyorum. O katilin gözümün önünden çekip gitmesine izin verdim. Onu içeri attırabilirdim ama bunu yapmadın Feride. Benim bu işle hiçbir ilgim yok Feride. İster inan ister inanma. Bu yaptıkların yanına kalmayacak Osman Kozan. Kalmayacak. Yavaş aç da rahatsız olmasınlar. Tamam. İnşallah bir işe yaramıştır. Yaramıştır, yaramıştır. Merak etmeyin. Bahar. Anne, hadi Yusuf, daha gidiyoruz. Aa. Bahar, olur mu öyle şey canım? Olmaz. Sen gir bakayım içeri. Kemal nerede? Kemal. Bahar gideceğim diyor. Neden engel olmuyorsun? Abla, üstüne gitme. Kemal istemiyor beni. Hayır canım. Olmaz öyle şey canım. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Zorlu olmuyor işte. Ama Bahar. Ne olur siz karışmayın. Gidelim biz artık. Gel anneciğim. Kemal bir şey söylemeyecek misin?